Merhaba arkadaşlar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 9 Eylül Cuma günü Bursa yarış programıyla birlikteyiz. Bursa'da 9 koşulu programın ilki saat 14'te başlıyor. Birinci altılı yanında başlamış olacak. İki yaşlı İngiliz tayları 1200 metre kum koşacakları şartlı 4 koşu 7 tay yarışa kayıtlı. Buradaki favorim bir kere koşup kazanan 4 numaralı kamuflaj olacak. 1400 metreyi 130 42 yaparak kazandı. Yarışa adapte olmakta biraz zorlandı ama sonlardaki etkili atayla yarışı kazandı. Bugün mesafe 1200 daha kısa. Yani yine yarışa adapte olmakta zorlanırsa yarışı kazanmak için de zorlanacaktır. Dolayısıyla yanına ben rakip yazdım. İlki Akın Sözün İdaresindeki 2 numaralı Öfkeli Çocuk bugün için şanslı görüyorum ve 3 numaralı Rainbow Strom o da şu ana kadar 3 kez koştu bir birinciliği bir ikinciliği var son yarışını kazanarak meydandan çıkmıştı iyi de bir orijine sahip e son olarak da burada 7 numaralı Hanım Rukiye'yi de ben yazmak istiyorum e tabi size de yazın diye ısrar etmem ben sırf kısrak babası Johnny Gitar hatırına yazmak istedim çok uzun zamandır da koşmuyor yani 147 gün önce koşmuştu Çin pistte dördüncülük yapmıştı Hani çok da tatminkar değildi ama dediğim gibi ben sırf Johnny gitarın hatırına yazmak istedim çok sevdiğim bir attı ki beraber koştu atlara da şöyle bir baktım progay Jim Hatter, devir abrek thunderbolt Abbas kartekit Moonlight moonshine yani daha nice safkanlarla koştu. Bu dediğim 25-30 yıl önceydi. Rahmetli Vural Çakım'ın atı Johnny Gitar. Sırf onun hatırına dediğim gibi 7 numarayı ben şablonuma yazdım. Sıralamam 4-2-3 sonra da 7 arkadaşlar. İkinci koşuda da yine 2 yaşlı İngiliz tayları koşacak. Bu sefer meydandan çıkmak için 1300 metre çim pistte koşacaklar. 11 tay yarışa kayıtlı 4 numara Jesper ve 9 numaralı Proksmania ekürl olarak yarışa katılıyor. Tek olarak önereceğim e, Safkan'da ekürler olacak. 9 numaralı Proksmania e, son yarışını kısa vade koşmuştu ki o gün bile şanslı görüyordum e, ama ben e, benim beklentimin altında koştu en azından. Gerçi Alara Bakır ekürsünün e, Safkanları kazanmakta biraz güçlük çekiyor bilmiyorum bugün için yani Jazz Pro olsun, Proxman olsun ikisinde şanslı görüyorum. Yarışı e, kazanacaklarını düşünüyorum. Ben e, ekürüler tek diyorum arkadaşlar. Üçüncü koşuyla yedili plase başlayacak. Üç ve yukarı yaşlı İngiliz atları 2000 metre kompiste koşacaklar. Altı at yarışa kayıtlı. Üçünü şablonuma yazdım. İlki e, Apranti Eren Kadirler ile ilk kez start alacak olan Son zamanlarda çok formda bir numaralı Atom Cemil olacak. Sonra 3 numaralı Lebron e, uzun aralarla koşabiliyor. Muhtemelen sıkıntıları var. Bugün sağlıklı bir Lebron burada yarışı kazanmaya çok yakındır muhakkak yazalım. Son olarak da biraz istikrarsız koşsa da 4 numaralı Kik Colin e, yine e, yarışı kazanabilir. Bir önceki yarışında olduğu gibi sıralaman 1, 3 ve 4 Bursa'da ikinci altılı Ganyan dördüncü koşuyla saat 15.30'da start alacak. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarım. 1900 metre kum koşacakları kısa vade 7 çelikleri koşusu 16 yarışa kayıtlı 1 numarayla 5 numara ekürü 6 numarayla da 10 numara ekürü olarak yarışa katılıyor. 2 at yazdım değerlendirmeme ilki 4 numaralı Derviş Bey ki son yarışında çimde koşup ikincilikte kaldı. AGF tablosunda da sonuncu at herhalde pek tutulmuyordu. Yine de boyunla kaybetti çim yarışta olmasına rağmen ki ben o gün ikinci at olarak tutuyordum yanlış hatırlamıyorsam. Bugün için kumpiste sevdiği kumpiste yarışı kazanmaya çok yakın diye düşünüyorum. 4 numara ama ekrüleri de 1 ve 5 ekürlerinde yazmaktan yanayım son yarışlarında beklentilerin altında koşmuş olsa da bugün için hızlı gidecek bu yarışta sonlardaki ataklarıyla her ikisi de şanslı iyi koşular çıkarabiliyorlar bazen ben bir numaralı çelik kalkanı da yazmaktan yanayım ekürü avantajıyla dediğim gibi 4 ve bir diyorum ikinci altılı Ganyan ilk ayağı için. Beşinci koşuya geldiğimizde üç yaşlı Arap Arap tayları 1200 metre kum pistte koşacaklar. Handikap 15 koşu. Burada da ekürüler var. 3 numara ile 7 numara ekürü olarak yarışa katılıyor. Buradaki favorim 1 numaralı Ulu Doruk olacak. Tolga Yıldız İdaresi'ndeki Ulu Doruk. E koştuğu koşulara baktığımızda da çok daha sert gruplarda e grup yarışlar koştu. E ama kum pistte hiç koşmadı. Sadece İstanbul sentetiğinde bir kere koşup üçüncülükte kalmıştım. Kumpiste de ben iyi koşacağının hatta daha iyi koşacağının alternatif tek de yazılabilir olduğunu düşünüyorum. bir numaralı ulu Doruk için. Yine de yanına önereceğim rakipler 2 numaralı İbrişim Hanım startta kalmaz ise buranın sürprizini yapabilir. Sonra Ekürüler her ikisi de oldukça şanslı. İyi bir performans sergilediler şu ana kadar. Tabeladan düşmediler. 3 numaralı Telseren Can. ve son olarak yine sürpriz yapmasını beklediğim bir diğer Tayda 10 numaralı Ayşin Hanım olacak bir numara bir adım önde olsa da 2 3 ve 10 buradaki şanslı gördüğüm taylar Arkadaşlar Altıncı koşuya geldiğimizde büyük düşünür halk şairi Yunus Emre adına düzenlenmiş grup 3 koşu Bugünün anısına çok kısa bir şiirini de dile getirmek istedim arkadaşlar Yunus Emre Sevi şiirinde şöyle diyor Sözüm el gün için değil sevenlere bir söz yeter. Sevdiğimi söylemezsem sevmek derdi beni boğar. Taş yürekte ne biter dilinde ağı tüter. Nice yumuşak söylese sözü savaşa benzer. Şimdi arkadaşlar 6. koşu değerlendirmeme geçiyorum. Burada değerlendirmeme 3 at yazdım. İlk 5 numaralı Mr. Görkem olacak. Bursa pistinde daha önce 2 kere koşup ikisinde kazandı 5 numaralı Mr. Görkem. Bugün için rakiplerinden yarım boy yarım boy önde tutuyorum. rakip olarak 2 numaralı Doğa Kanunu. O da Bursa pistinde bir kez koşup kazanan bir safkan. sonra da sürpriz olarak sürpriz yazmak isteyenlere de 1 numaralı Çakır Dağlı diyeceğim. E, muhtemelen burada sürpriz bir safkan. Bir numaralı çakır alıp Dediğim gibi 5 numarayı yarım boy önde tutsam da 2 ve 1 yine şanslı olabilecek safkanlar burada. 7. koşuda 3 yaşlı İngiliz tayları 2200 metre çim pistte koşacaklar. Kısa vade 6-8 tay yarışa kayıtlı. Tek olarak önereceğim tayda 1 numaralı Steps of Iron olacak Mustafa Çiçek idaresinde. Ee, rakiplerine göre daha sert gruplarda koştu. Özellikle son yarışına baktığımızda e, İstanbul'da Grup 2 koşuda 7 yedi Hatta 7. olmuş olsa da e, yani geçildiği rakipler Final Dance, çıksan Denso bunun gibi rakiplerle e, koştu. Bugün için e, bu grupta yarışı kazanmasını bekliyorum. 1 numaralı Stop, Steps of Iron tek diyorum. 8. koşu bölünen meydanın diğer ayağı 2 yaşlı İngiliz tayları 1300 metre çim pistte meydandan çıkmak için koşacaklar. Yeni koşan ilk kez koşacak olan 12 numaralı Zingarella var. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. 5 tay eşit şanslı olarak görüyorum burada. İlki ekürülerden gelsen kişin benim önceliğim olacak Alican İnci ile ki ekürüleri de oldukça iyi özellikle 10 numaralı tayında iyi bir performansı var şu ana kadar. Ekür avantajıyla 4 numara diyorum öncelikle. Sonra 800 numaralı Queen of Rap ilk kez Çin pistte koşacak. Yine 2 numaralı Kendi Rain o da ilk kez Çin pistte koşacak. Yine şans vermek lazım. 9 numaralı Rose of Rock Natalie temsilcisi yine Çin pistte ilk kez, ilk kez koşacak taylardan bir diğeri. Son olarak da 11 numaralı Wings of Victory. Yine burada sürpriz yapabilecek bir taydır. 4, 8, 2, 9 ve 11 buradaki sıralamam. Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda son koşu akşam 6'da başlıyor. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1500 metre çim pistte koşacakları satış 2 koşusu. Fiyatlarına hemen baktığımızda 72 bin lirayla 100 bin lira arasında değişiyor fiyatları. Ve çok zor bir koşu ben içinden çıkamadım. 13 at var burada 2, 4, 6, 8'ini yazdım şablonuma. Umarım sizin tuttuğunuz takip ettiğiniz atlar vardır tekiniz veya bir iki atla geçebilirsiniz. Ben sırasıyla 3, 3, 4, 5, 1, 2, 11. 12 ve 7 buradaki sıralamam arkadaşlar tekrarlayacak olsam 3, 4, 5, 1, 2, 11, 12 ve 7 burada benim şanslı gördüğüm e, safkanlar deyip Bursa ile ilgili değerlendirmelerimi bitirmiş oluyorum. Bahtınız açık olsun görüşmek üzere.